Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir oyuncu mouse'unu inceleyeceğiz. Derken mouse'umuz da havadan bizlere geldi. Rampage'in Bolt Professional Gaming mouse'una bir bakacağız. Hem kutu açılışını yapacağız, kutu içerisinden hangi formda çıkıyor, içerisinden neler çıkıyor bunlara bakacağız. Hem de ürünün genel tasarımına ve özelliklerine bir bakış atacağız. Bu arada ben bu Rampage mouse'larından genel olarak çok memnunum. Bunu nereden biliyorsun diyecek olursanız eğer, yaklaşık 2 senedir Rampage Phoenix SMX R22 Gaming mouse'unu totalde 2 yıldır kullanıyorum ve hiçbir sorun yaşamadım. Gayet de taş gibi memnunum. Şimdi lafı fazla uzatmadan hızlıca videoya geçeceğim. Videoya geçmeden önce siz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Hadi şimdi kutu açılışına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi geldik gördüğünüz gibi kutu açma kısmına. Kutusuna bir baktığımızda Rampage RGB backlight olduğunu söylüyor. Bolt Professional Gaming Mouse 10.000 DPI sense sahip olan bir sensör olduğu da belirtilmiş. Şimdi bıçağımızı alıyoruz. Hemen şuradan şöyle bir kesik atabilirsek kesik atacağız. Şuradan bir kesiğimizi atalım. Zaten kesiğimizi attıktan sonra gerisi rahatlıkla gelecektir diye düşünüyorum. Şöyle parça pinçik yapalım. Parça pinçik yapalım. Şöyle atalım. Şimdi nereden açılıyor? Aa! Bak bu güzelmiş. Buradan mıknatıslı bir yapı yapmışlar. Gördün mü? Tık. Bir şey değil mi? Gayet aslında şık durduğunu söyleyebilirim. Şu mıknatıslı kapakları çok seviyorum kutulardaki ya. Fakat şurada da bir gördüğünüz gibi etiketimiz mevcut. Hemen şu etiketi de şöyle bir kesik yardımıyla yok edelim. Şöyle bıçağımızı aldık. Hop. Allah, kutuyu yırttık be. Ya en sevmediğim şeyi yaptım. Kutuyu yırttım ya. Ben hiç sevmiyorum kutu yırtmayı. Abi kutuları çünkü saklamayı seviyorum. Aldığım ürünlerin kutularını saklamak bana büyük bir keyif veriyor. Derken şöyle çektiğimizde direkt olarak geldi. Hemen şu kutuyu şöyle alalım. Plastiğini buraya alalım. Şimdi mouse'umuza gelmeden önce burada ne varmış? Burada bir QR kod ile yazılımını indirebiliyormuşuz. İşte böyle bir şeylerden bahsetmişler. Asla ve asla hiçbirimizin okumayacağı şeyler yani. Kim okuyor ki? At kutuları da at. Bunu da at. Şöyle mouse'u ben size birazcık yakınlaştırmak istiyorum. Hemen de toz oldu ya. Benim odamda duvarlarda ses yalıtım süngerleri var ya. Onlar çok fazla toz topluyor. O yüzden her yerimiz toz oluyor ya. Şöyle baktığımızda mat bir yapı sahip. Bu mat yapı aslında dokusu gerçekten hoş geliyor. Elinize hissediyorsunuz yani tatlılığını. Aynı zamanda da mouse'un böyle şekil, biraz daha böyle tarz durması için de gördüğünüz gibi Piona Black detaylar mevcut. Scroll kısmı plastik. Şöyle aşağı yukarı yaptığınızda parmağınız gayet rahat bir şekilde kavrayabiliyor. Burada bir artı eksi butonu var. Bunların ne olduğunu şu an ben de bilmiyorum. Birlikte bakacağız ve göreceğiz. Sol tarafında yani baş parmak kısmında ise 2 adet makro tuşu mevcut. Şimdi şöyle kablosunu açalım. Aşağı yukarı herhalde 1,5 metre falandır diye tahmin ediyorum bu kabloyu. Bizleri böyle plastik kablo karşılıyor. Plastik mi deniyordu bunlara? PVC mi deniyordu? PVC deniyordu galiba, değil mi? Bunu yorumlara yazar mısınız rica etsem? Bunlara PVC kablo mu deniyordu? Plastik kablo mu deniyordu? Ben PVC kablo deniyordu diye hatırlıyorum. Eğer aranızda bilenler varsa eğer, yorumlar kısmında bırakmasını rica ediyorum. Şöyle baktığımda aşağı yukarı bir 1,5 metrelik bir kablomuz olduğunu söyleyebilirim. 1,5 metrede gayet yeterli bir ölçü olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Şimdi ben bunu bir bilgisayarımıza takalım. Bakalım bilgisayarımıza taktığımızda ışıklarımız bizi nasıl karşılayacak? Aha, ben bunu tahmin etmemiştim. Bak, Piona Black kısımların kenarlarında LED çizgiler var. Daha doğrusu RGB çizgiler var, LED değil. Ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Doğru hatırlıyor olabilme ihtimalim ne kadar bilmiyorum ama şu logonun rengi değiştiğinde DPI'miz değişiyordu galiba. Şu an kırmızı en düşük DPI belli zaten. Şimdi bunun detaylarına da bakacağız ama mouse'umuz 10.000 DPI'ye kadar destekliyor. Bunu biliyorum. Yani şöyle baktığımda
Ben çok hafif mouse'ları sevmiyorum. Bu mouse da böyle bir tık bir ağır ve benim hani kullanmayı sevdiğim ağırlıkta açıkçası. Şimdi sizlerle birlikte kutusuna bir bakacağım. Totalde ne kadarmış ağırlığı kesin yazıyordur diye düşünüyorum. Ağırlığı 130 gram. Şimdi ben biraz eli de büyük olan biriyim. Hani tam olarak elime avucuma oturduğunu söyleyebilirim. Bunun haricinde bakacak olursak Huano switchleri mevcut. Huano switchler de ortalama 20 milyon kliye kadar destekliyor. Yani 20 milyon kliye kadar garanti veriyor. 20 milyon klik de zaten bayağı kullanırız. Şöyle size sesini de dinleteyim. Şu şekilde. Aynı zamanda backlight'larda RGB ışıklarının olduğunun zaten hepimiz farkındayız. Bunların dışında da sizlere şunu söylemek istiyorum. Evet, demin dediğim gibi 150 santimlik bir kabloya sahipmiş. 7 adet totalde programlanabilir tuşu olduğu gösteriliyor burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aynı zamanda şöyle sensör tarafına baktığımızda ise bizleri PixArt'ın high performance sensörleri karşılıyor. Aynı zamanda da 125 Hz'de tazeleme hızı olduğunu söyleyebiliriz. İzleme hızının 100 IPS, yoklama oranının da 120 Hz olduğu da bizlere belirtilmiş burada. Yani şu şekilde ben direkt böyle teknik detaylarla sizleri boğmak istemiyorum. O yüzden çok fazla uzatmayacağım teknik detay kısmını. Yani benim söyleyebileceğim şey şu. Şu şekilde oyun oynayacağım zaman elimi tam olarak üzerine oturttuğumda gayet hissiyatının iyi olduğunu ve mouse'u da gayet güzel bir şekilde kavrayabildiğimi söyleyebilirim. Şimdi sizlerle birlikte biraz da yazılımına bakalım. Ondan sonra da videonun kapanışına geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi desteksegment.com sitesine giriş sağlıyoruz. Hemen burada arama kısmına mouse'umuzun modelini yazdığımız zaman zaten alt tarafta hemen çıkıyor. Mouse'unuzun modeline de mouse'unuzun altından ulaşabilirsiniz veya kutu üzerinden. Mesela bizim bu incelediğimiz mouse'un kodu SMX-R76 Bolt. Hemen arama kısmına yazdığımda çıktı. Hemen tıklıyorum ve buradan diyorum ki Bolt makro programı indir diyorum. Hemen gördüğünüz gibi indirmeye başlıyor. İndirme sağlandı. Hemen şöyle masa üstüme de aldım. Sağ klik yaptım. Diğer seçenekler, buraya ayıkla dedim. Ve gördüğünüz gibi uygulama indi. Hemen kurulumunu gerçekleştiriyorum. Türkçe, devam, ileri, 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 kur. Hemen çalıştır. Hemen çalıştır bize. Aslında biraz detaylı gibi sanki he? Ne diyorsunuz? Burada mesela DPI ayarını yapabiliyoruz. Demin de dediğim gibi artı ve eksi tuşlarına bastığımızda DPI değişiyor. Ve her DPI içinde bakın. Ben artı eksiye bastım. Aa, uygulamayla birlikte ekranın sol üst tarafında DPI çıkıyor. Bak bunu bilmiyordum. 1000 DPI. Kırmızı 1000, mavi 2000, yeşil 3000, mor 5000, sarı 7000, turkuaz 10.000. 10.000 DPI da maşallah. Aşağı taraftan aydınlatma kısmına geldiğimizde de burada renkli akış, istiraklı, nefes, kuyruk, neon, renkli sabit, titreme, tail, dalga, reaction veya yok olarak buradan renklerini seçebiliyoruz. Yok dediğimizde sadece gördüğünüz gibi DPI ayarının olduğu ışık yanıyor. Biz bunu renkli akış yapalım. Buradan hızını ve yönünü ayarlayabiliyoruz. Hemen mouse parametresine geçtiğimizde fare hassasiyetini, kaydırma hızını ve çift tıklama hızını buradan direkt ayarlayabiliyoruz. Yoklama oranı da gördüğünüz gibi 125 Hz ile 1000 Hz arasında çok rahat bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Diğer sol tarafa baktığımızda da gördüğünüz gibi buradan makrolarımızı atayabiliyoruz ve aynı zamanda da burada profillerinizi oluşturup her oynadığınız oyun veya yapacağınız işe göre de buradan profillerinizi organize edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Rampage Bolt oyuncu mouse hakkında anlatabileceklerim bu kadar. İlk izlenim olarak gayet tatmin edebilecek bir mouse olduğunu düşünüyorum. Ürünün diğer detaylarına bakmak isterseniz eğer açıklama kısmına da linkini iliştiriyorum. Linkten direkt olarak satın alıp ürünün de teknik detaylarını inceleyebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.